bu mütareke basınının kalem bıraktığını düşünürken hala kalemini nefret silahı gibi kullananları da fark etmemiş, edememişiz. Baba Ali yokuşunda dip bucak asıl maksadını saklayan ve kafasındaki bulanıklığın esiri olan bir şahsın geçen hafta ardı arkasına yazdığı makaleler ibret ve esef vericidir. Doğan medyasının bu servisi 21 Şubat'ta diyor ki AK Parti açısından MHP iki ucu keskin bıçak. Çünkü AK Parti'nin çok önemli bir Kürt seçmeni vardır. Kürtlerden iki oy alan parti var. Biri HDP, diğeri AK Parti'dir. 22 Şubat'ta ise çıtayı yükseltip şunları zırvalıyor. AK Parti önemli oranda Kürt seçmenine sahip olduğu için MHP ile mesafesinde dikkatli olması lazım. Biz Selvi'nin soy isim olduğunu düşünürken araştırıp at arabalarının yanlarındaki küçük direkler olduğunu da öğrenmiş olduk. Bu zatın şuursuz ve ucube sözleri bizim nezdimizde küçücük kalmaya, ufalanmaya, çiğnenmeye mecbur ve mahkumdur. Tam bir inançla söylüyorum ki, Milliyetçi Hareket Partisi Kürt kardeşlerimizin karşısında gösteren, bu bahaneyle kaleminden zehir damlayan her kim varsa hem bölücü hem de su katılmamış bir Türkiye düşmanıdır. Bu kalem ve kılıç artığı şahsın MHP'ye menfi tutumu haddi bellidir. Hadi bellidir diyelim. Peki AKP'ye dost mu yoksa hasım mıdır? Bu sorunun cevabı ise belirsizdir. Sayın Bahçeli gazeteci Selvi'yi eleştirirken Alevi kökenine atıfta bulunarak kılıç artığı deyimini kullanmıştır. Kılıç artığı deyimi kılıç zoruyla Müslüman yapılan ve Türkiye'de özellikle Alevi katliamında sağ kurtulan Aleviler ve ötekileştirenler için kullanılan ırkçı, faşist, gayri insani bir deyimdir. Sayın Bahçeli gibi entelektüel bir liderin bu deyimi kullanması şanssızlıktır. Düzeltmesi gerekir. Alevi toplumu gibi Türkiye'nin diğer renkleri de incinmiştir. Pirler Piri, Hüngar, Hacı Bektaş-ı Veli, İncisen de incitme diyor. Ama başka bir şey daha diyor hünkâr. 72 millete bir nazarla bakmayan halka müderris olsa da hakka asidir. Eyvallah. Sayın Genel Başkanımız Alevilere kılıç arttığı dediği şeklinde bir açıklaması oldu. Ona ilişkin izin olursa sataşmada söyleyeyim. Kim söylemişti Sayın Usta? CHP Koç Tarhan. Tahsin Tarhan. Peki buyurun Sayın Usta. Teşekkür ederim. Genel Kurulu saygıyla selamlarım. Şimdi konu şu. Birkaç gündür bu Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi bazı Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili değerlendirmelerde bulunuyor. Mesela bunlardan bir tanesi diyor ki AK Parti açısından MHP iki ucu keskin bıçak. Çünkü AK Parti'nin çok önemli bir Kürt seçmeni var. Kürtlerden iki oy alan parti var. Biri HDP, biri AK Parti. Daha sonra da çıtayı biraz daha yükselterek AK Parti önemli oranda Kürt seçmene sahip olduğu için MHP ile mesafesine dikkatli olması lazım gibi böyle tamamen ayrıştırmaya yönelik, bin yıllık kardeşliği bozmaya yönelik ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni Kürt düşmanı göstermeye yönelik değerlendirmelere ilişkin bir eleştiride bulunuyor Sayın Genel Başkan grup konuşmasında. Şimdi burada ifade edilen şey hani kılıç artığı ifadesi bir defa nedir diye kılıç artığı ben de baktım. Kılıç artığı ifadesi Türk tarihinde savaş ve fetihlerden sonra geride kalan zevata verilen bir isim, bir tanımlama. Bir defa bunu bazen de böyle bir soykırım şeklinde de kullanıyorlar. Hiç öyle bir şey değil. Savaş ve fetihten sonra geride kalanlar için bir tanımlama, sosyolojik bir ifade. Hiçbir zaman
Hiçbir zaman bu ifade Ermenilere karşı da, Alevilere karşı da kullanılmış değildir. Bakın burası çok önemli. Aleviler bu toprakların sahibidir, asıl sahibidir, bu vatanın sahibidir. Bunlar için Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanının hiçbir şekilde böyle bir ifade kullanılması söz konusu olamaz. Bizim buradaki kastımız tam tersine, yani ayrıştırmak, birilerini dışlamak, birilerine bir şeyler ifade etmek değil, tam tersine kardeşliği pekiştirmeye yönelik olarak söylemiştir. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni herhangi bir etnik kökenli vatandaşımızın düşmanı gibi göstermeye yönelik yapılan şiddetli bir eleştiridir. Dolayısıyla bunu bağlamından koparılmıştır. Bunu düzeltmek lazım. Tekrar söylüyorum, Aleviler bizim kardeşlerimizdir. Aleviler bu toprakların sahipleridir. Onlara hiçbir şekilde kılıç artı ifadesi kullanılması doğru değildir. Ve bu ifade onlara karşı da kullanılmış bir ifade değildir. Genel Kurul Sayın. Teşekkürler Sayın Usta. Milletvekilimiz Sayın Tahsin Tarhan'ın ortaya koyduğu duyarlılık karşısında Sayın Grup Başkan Vekili'nin yapmış olduğu açıklama kendisi açısından son derece tatminkar bir açıklama. Bu konuda bu konunun zaten biz Erhan Bey'i tanırız. Böyle değerlendirdiğini ve değerlendirmesi gerekildiğini elbette beklerdik kendisinden. Ama Sayın Bahçeli'nin bir basın mensubuna, bir köşe yazarına kılıç artı ifadesini kullanması, İçinde bulunduğumuz siyaset düzlemi içerisinde bir fetihten sonra geride kalanlar, kılıçtan geçirilmemiş olanlar ve kaçmış kurtulmuş olanlar için kullanılan ve çoğu zaman soykırımları, çoğu zaman bir yerdeki bir etnik grubu ya da bir mezhebi ortadan kaldırma iradesinin başaramadığı, geride bıraktıkları için kullanılan sosyolojik ve kırıcı bir terim. Bunun bu şekilde söylenmesi önemli. Ancak bizim ifade ettiğimiz şu, herhalde Abdülkadir Selvi Milliyetçi Hareket Partisi'ni bizi rahatsız ettiği kadar, onda biri kadar edecek yazı bugüne kadar yazmamıştır. Ama ne kadar şok edici olursa olsun, ne kadar rahatsız edici olursa olsun, bir köşe yazarına, bakın Abdülkadir Selvi'yi savunmak burada bana düşüyorsa ben bir şey demeyeceğim. Ama elbette bir yurtsever olarak da, bir sosyal demokrat olarak da görüşü ne olursa olsun hiçbir köşe yazarına bu ifadeler kullanılmamalıdır. Sayın Abdülkadir Selvi'nin özellikle kendi özbenliği üzerinden bir çağrışım yapabilecek bu ifade rahatsızlık yaratmıştır. Sayın Grup Başkan Vekili'nin ifadeleri doğrudur ama bir köşe yazarına Peki Sayın Özel, Sayın Usta buyurun, son kez size de söz vereceğim, daha sonra ara vereceğim, buyurun. Şimdi ara vereceğim, buyurun Sayın Usta. Sayın Başkan. Sayın Milletvekilleri, Grup Başkan Vekiliniz konuşuyor. Biz bakın açık. Kılıç artığının tanımını yaparken de bunu savaş ve fetihlerden sonra kalanlar dedik. Bir defa şunu bir defa asla kabul etmek mümkün değil. Soykırım ayrı bir şeydir, savaş ve fetih ayrı bir şeydir. Savaş ve fetih zaruret olduğu zaman yapılır ve bu ülke için hepimiz canımızı veririz. Yani bu mesele, şimdi soykırım meselesi ayrı. Özgür Bey, bir defa onu karıştırmamak lazım. İkincisi, tabii burada şimdi çok burada acayip bir durum var. Yani bir tane yazar ciddi bir şekilde bir ülke içerisinde bir fitne saçıyor. Ve buna karşı en sert eleştirinin yapılması da çok normaldir. Bunu normal karşılamak lazım. Tam tersine burada ayrıştırmak değil, yani bizim ayrıştırmamız değil, ayrıştırmaya, bin yıllık kardeşliği bozmaya çalışanlara bu konuda birisi bir fitne ortaya koyuyor. Diyor ki MHP'yi tamamen Kürt seçmeninin karşısına koyuyor. Buna karşı verilmiş bir şiddetli bir burada bir şey vardır, cevap vardır. Bunu başka bir şekilde değerlendirmek son derece yanlış olur. Son derece yanlış. Onlarca kanaldan, şimdi sizin akşam temsilciler yollayıp konuşma yaptırdığınız iktidar yanlısı o kanallar her gün bizi linç ediyorlar. Dünya kadar hakarette bulunuyorlar. Ama biz cevabını doğru bir üslup içinde
ve bu ülkenin bu atmosferini kaldıracak şekilde söylüyoruz. Bu kılıç artığı bu açıdan doğru olmuyor. Sayın milletvekilleri, birleşime 10 dakika ara veriyorum.